Tamam, açık radyonun. Şöyle iki tane zaten kayıt vardı sadece 1995 baharında. Yani şöyle bir giriş yapabilirim. Antenlerden uzayın dört yanına yayılıp duran radyo dalgalarının üzerinde salınan bir takım sözler, notalar ve katıksız sesler vardı. Tabii çalan şarkılardan falan bahsetmiyorum, müziklerden. Ama şöyle bir alıntı vardı. Fabien gecede bir bulutlar denizinin göz kamaştırıcı parıltısı üstünde dolaşıp duruyor. Ama aşağısı sonsuzluk. Tek başına yaşadığı yıldız kümeleri arasında itip gitmiş. Henüz dünyayı ellerinde tutuyor ve göğsüne bastırıp sallıyor. Dümeni sıkan ellerinde insani zenginliğin ağırlığını taşıyor ve geri vermek zorunda olduğu bu gereksiz hazineyi bir yıldızdan diğerine gezdiriyor. Bu Antoine de Saint-Exupéry'nin gece uçuşunda kaybolan bir pilotun macerası ufukta. Yani yok, bir daha haber alınamıyor kendisinden. Tıpkı Antoine de Saint-Exupéry'nin kendisine sonradan olduğu gibi, işin ilginç tarafı. Can Yayınları'ndan çıkmıştı F. Aks'ın çevirisi. Ve Rivière bir alıcının hala onu dinlediğini düşünüyor. Yalnızca bir müzik dalgası bağlıyor Fabien'i şimdi dünyaya. Ne bir yakınma, ne bir çığlık. Yalnızca umutsuzluğun şimdiye kadar çıkarmış olduğu en katıksız ses. Ya da ikinci bir metin vardı. O da şu, Amerikalı bir meslektaşın, tutkulu bir radyocu yazarın radyoculuğa yaptığı ilanı aşk. Yani aşk sözcükleri. Gene o bahar aynı deneme yayınında yankılanmaktaydı. Bu da Garrison Keillor'un A Radio Romance Viking'den çıkmış bir kitabından, Türkçe'ye çevrilmedi yanılmıyorsam. Bir gün Minneapolis'e gitmeyi umuyorum dedi Francis ukala ukala. Minnesota Üniversitesi'ne gideceğim. İyi olur, yap bunu dedi amcası. Peki ne okuyacaksın orada? Radyoculuk okumak istiyorum. Art amca güldü. Kimse radyoculuk okumaz oğlum. Onu okulda okutmazlar. Çünkü acayip eğlencelidir. İnsanlar öğretmen ya da dişçi olmak için giderler okula. Radyo ise bir yığın herifin deliler gibi eğlendiği bir yerdir. İnanılmaz bir şeydir radyo. Orada günde 15 dakikadan fazla çalışan insan görmez. Yani açık radyonun da işte denemeden çıkıp rüştünü ispat etmek üzere esas olan olarak sahneye fırladığında, yani yurttaşları hilebazlardan ve asalaklardan korumak üzere korkusuzca yayıncılık faaliyetine bodoslama daldığında da ortada söz vardı şüphesiz. Yani asıl başlangıçta, başlangıçta söz vardı. Yani manifestoda da zaten eğlenemiyoruz diye başlamıştı, hatırlayacağınız gibi, hepimizin hatırladığı gibi. Belki Ersuv'un üzerinde daha çok durur. Yani ama şöyle, ilk yayında bizim yayına 20 dakika kaldığını düşündüğümüz bir sırada Müteveffaoğlum Cem'le beraber ilk yayınımızda bayağı ciddi bir şey vardı. Böyle yayına 9 saat kaldı falan diye bir şey asılı, bir fotoğraf var orada ve orada şey deniyor. Yar bana bir eğlence medet. İşte Karagöz oyunu oynayacağız bir şekilde. En ünlü laflarımızdan birisi de halk arasında bilindiği gibi. Ya bir eğlence arayışı. Onun için eğlenemiyoruz çok anlamlı oluyor. Ama İlk yayına girdiğimiz zaman da şöyle bir şey oldu. Onu da anlatayım. Ondan sonra bir ara verelim istersen. Bakıyoruz, giriyoruz şeye. İşte bu bizim Açık Radyo Konuşuyor diye bir ilk 20 yıl diye bir kitabımızdan alıntı. İşte Cem Madra başlıyor Atatürk başarı sırlarından üçünü şöyle sıralıyordu diye. Saatli Marif takvimini okumakla başlıyor. O zamanlar biraz farklı. Sonra
Dünya Çocuk Kitapları Haftası, kadınlarımızı hakiki ana görmek istiyorsak onları erkeğinden fazla okutup yetiştirmeliyiz. Atatürk. Böyle Çocuk Kitapları Haftası'ndan bahsettikten sonra gençlik diyor Saat-i Marif takviminde. Gençlerin kusuru olmaz mı? Elbette olur. Yalnız gençlerin değil, genç yaşlı her insanın elbette kusuru olur ama bu durum içimizdeki insan sevgisini söndürmez, söndürmemelidir. Kusurlu insanlara bu sevgi ve anlayışla yaklaşılabilirse, onlardan hepsi olmasa bile büyük bir bölümü bu kusurlarından arındırılabilir, yanılgıları düzeltilebilir diyor. Bu yola başvurmayıp 15 yaşındaki lise çocuklarını ihbar ettirip hapislere attıran insan sevgisinden yoksun eğitimciler bizleri umutsuzluğa düşürmemelidir. 13 Kasım 1995 Pazartesi saatli Büyük Marif Takvimi diye yanlış okuyor Cem orada da. Ben de şöyle devam etmişim. Teşekkürler Cem. Bugün 13 Kasım 1995 Pazartesi gazetelere bakıyoruz. Kitle iletişim araçlarını dinliyoruz ve kozmosun en önemli haberinin ne olduğuna karar vereceğiz. Bakıyoruz. Ve tabii ki Açık Radyo'nun kurulması, yayına tam olarak geçmesi bizim en önemli haberimiz. Cem Madra. Kayak mevsimi başlıyor biliyorsun. Ömer Madra. Ne mevsimi? Kayak mevsimi. Evet, bu da önemli. Açık Gazete'nin aynı zamanda sinyal müziği olan The Beach Boys tarafından söylenen Good Vibrations'ın tümünü bir kere dinledik. İnsanın içine güneş dolduran ve pozitif titreşimler getiren bir şarkı. Bunu çok seviyoruz biz deyip Amerika'da gelmiş geçmiş en iyi rock grubu falan diye böyle bir takım laflar. Ondan sonra bir de haftada 100 programcı falan oldu diye tanıtım yapıyoruz. Açık Radyo'ya hoş geldiniz. İşte böyle bol bol boş laf, lakırdı, lagaluga. Lagaluga demek bu. Bizim yapacağımız bu programı, özellikle kendi programımızı çok iyi anlatan bir şarkı bu bence. Biz bütün bu tatavayı demişim, kesiyor Cem Madra. Tatava değil ya, etraf yine birbirine girmiş. Baksana, Bosnalı satrançı yenilmiş filan. Bir sürü şeyler olmuş. Ama bütün bunlar gene de lagaluga tarzında bir konuşmayı şey yapıyor diyor Ömer Madra. Açık Gazete'yi de İki farklı kuşağın mensubu olarak yapıyoruz, baba oğlu olarak. Gerçi benim oğlumun yeni kuşağı temsil ettiği konusunda ciddi şüphelerim var ama ben kesinlikle bu Yaketi Yak şarkısının ait olduğu kuşaktanım diyor. Rum, Cem Madra da ben de Pulp Fiction diyor. Ve sonuç olarak şeyi çalıyoruz bir de bu açılış olarak Neşet Ertaş'tan. Kendim ettim, kendim bulduğu çalıyoruz. Başımıza geleni ben seçmişim. Şöyle. Peki asıl hissiyatımızı dile getirecek şeyi verelim lütfen diyorum. Gül gibi sararıp solduğumuzu bilmiyorum ama ikimiz de gripten kırılıyoruz. Ses, nefes kalmadı çünkü uykusuzluk ve yorgunluk adam akıllı şey yapıyor. Yani bir pişmanlık mı var bu durumda diyor Cem Madra. Pişmanlığımsı bir duygu var diyorum. Niye? Çünkü daha radyo kurmuş olduğumuzun farkında değilim. Ha ben de diyor Cem. Bir hafta falan da sürer diye umuyorum. Ondan sonra da artık radyocu oluruz belki, bilmiyorum. Evet diyor Cem Madra. Mikrofonları falan ısırmamayı öğrenmek gerekecek. İşte biz bu işi böyle kuşaklar arası çatışma, kavuklu pi şeker esprisinde ne kadar götürebiliriz onu da bilmiyorum ama bir tarz bulmaya çalıştık. Bunun farklı olmasına çalıştık ama bulabildik mi bu tarzı sence? My Way tarzı mı diye soruyor Cem. Kendi tarzımız evet. My Way dinleyelim bakalım. Ondan sonra ve sonra çalınıyor. Türkiye'de başka herhangi bir radyoda kendim ettim, kendim buldumdan sonra My Way'in girdiğini zannetmiyorum gerçekten diyor Cem Madra. Niye diyor Ömer Madra? Bunlar doğal bir sıra takip etmiyorlar mı? Her yerde arka arkaya çalınmazlar mı? Böyle bir kural mı var? Hayır, ben yani farklı gibi geliyordu bana şimdiye kadar. Bilmiyorum, farklı türde insanlar en azından görünüş itibariyle. Yani Neşet Ertaş'la Sex Pistols gibi mi diye soruyorum. Cem Madra evet diyor. Ömer Madra da ikisi de punk. Dinleyelim mi deyip dinliyorlar. Böyle bir ilk açılış programımız da bu şekilde oldu diyebilirim yani.
Tabii 27 yıldır radyocu. Dışarıda şey yaptı, kaçar dakikada bir ara verelim, değişelim diye. 15 dakikadaydık. Vallahi bir dakika kala bitirdi, budur. Şimdi çok konuşmalı bir radyoydu ve bu konuda çok eleştiri aldı. Bu kadar konuşulur mu radyoda diye, ama Ömer Madra hemen cevabı yapıştırdı dünyanın çeşitli radyolarında nasıl konuşma radyosu olduğunu. Neyse, o kendisi şey yapar, devam eder. Hani dedim ya, özgürlükte bakalım doğru muydu dedikleri. Mayıs ayında, yani ilk yayından 6 ay sonra ben başladım programa. Şu kadar zaman sonra da Aralık geldi. Şebi Aruz. Şebi Aruz çok önemli Türk müziği açısından, Osmanlı Türk müziği deniyor Açık Radyo'da. Ben İstanbul müziğini lafını seviyorum. Şimdi Şebi Aruz şu bakımdan önemli, çünkü bütün büyük besteciler mutlaka Mevlevi ayini bestelerler. Ve törende durum şöyle, ayinden evvel başka şeyler var, en başta da Kur'an-ı Kerim var. Bütün ayin elimde kayıtlı, gireceğim tam da program kadar sürüyor, program süresi kadar. Başta Kur'an-ı Kerim var. Durum şimdiki gibi değil, o zaman Kur'an-ı Kerim çalınamıyor. Şimdi her yerde çalınabilir. Böyle parantezler iyi olur mu? Evet. Neyse, dedim sormam lazım. Gittim dedim ki işte yarın programım var, Kur'an-ı Kerim var, Kani Karaca okuyacak ayinin başında. Dedi, yani çalayım mı dedim. Bana niye soruyorsunuz, daha samimi değiliz, sizli bizli. Bana niye soruyorsunuz dedi, program sizin dedi. İnanamadım. O zaman inanamadım hakikaten. O programı da öyle yaptım. Aslında Açık Radyo'nun, bana sorarsanız, tabii ki herkes kendi açısından bakıyor, en büyük hizmeti, hadi demeyeyim en büyük, en büyüklerinden biri, bu müziği entelektüellerle barıştıran radyodur. Biz programlara başladıktan sonra, aa böyle bir müzik mi vardı diyen çok telefonlar. Çünkü dışarıda yayınlanan hiçbir şeyin Türk müziğiyle, bizim bildiğimiz müzikle ilgisi yoktu. En büyük hizmeti budur. Ama bu hizmeti tabii hem bu anlayış, hem de Ersu Pekin, ben biraz öveceğiz bugün kendimizi, kusura bakmayın. Ve Bülent Aksoy'a, Didem neredesin, sen mi takmıştın? Türk müziği All Stars diyordu bize. Hatırladın mı? Evet. Evet. Hadi bakalım şimdi, Türk müziği All Stars sen mi diyordun? Deniz mi? Heh. İşte ikisi burada. Biri de geçen hafta buradaydı. Şimdi Ersu Pekin bakalım nasıl bakıyor. Dur bakalım. Dur bakalım. İzin verirseniz ben Açık Radyo'dan bir başka yere geçeyim. Şimdi madem ki burada duruyoruz, burası Barınhan. Barınhan ne demek, kimdir, nasıl bir yerdir? Açık Radyo'da burada olduğuna göre, hem yerleştirmesiyle hem de şimdi bu yayınıyla filan. Barınhan, Emin Barın'ın cilt atölyesi ve toplantılarını yaptığı yer, eserlerini yaptığı yer idi. Ben burada çok Emin Hoca'yla çok cilt yapmak için buraya geldim, gittim. Benim hocam da oldu akademide. Emin Barın bir cumhuriyet insanıdır. Yani bu şeyde retorik anlamda değil ama gerçek anlamıyla. Çünkü Hasan Ali Yücel, Emin Barın'la üç başka kişiyi, Ferit Apa, bir kişi daha hatırlamadım şimdi. Bunları Almanya'ya matbaacılık öğrensinler, baskı nasıl yapılır falan bunu öğrensinler ve Türkiye'ye gelip milli eğitim yayınlarını yapsınlar diye gönderiyor Hasan Ali Yücel. İkinci Dünya Savaşı patlayınca Emin Hoca ve o üç kişi geri dönüyorlar. Emin Hoca Mücellithane'yi açıyor burada. Akademide hocalık yapıyor. Ve yazı yazıyor.
Yani hem eski yazıyla, o divani yazıyı yazıyor kendine has bir üslupla, hem de Latin alfabesiyle bir takım levhalar yazıyor, yazılar yazıyor. Ve burada alt katta salonda her perşembe günü eski hattatlar, mücellitler, müzeyyipler falan toplanıyorlar. Sohbet ediyorlar filan. O sırada onlara bir takım eski Kur'an getiriyorlar satılması için. Emin Hoca diyor ki, ya Şevket, bu iyi bir şey Şevket diyor. Bunu sen al diyor. Bir koleksiyon oluşturuyorlar filan. Hatla ilgili mütaassıp kişiler diyelim, Emin Baran'ı hattat olarak kabul etmez. Hatta bir icazet almak, ustadan icazet almak vardır. Emin Baran icazet almamıştır. Ben istediğimi yaparım diyor Emin Baran. Böylece 1953 yılında hem İstanbul Fethi'nin 500. yılı için İstanbul'un surlarına, Galata Kulesi'nin üzerine yazılan mermer levhaları Emin Baran hazırlıyor yazılarını, hem de Anıtkabir'i. Emin Hoca burada perşembe günü eski hattatlarla toplantı yapar, akşam frakını, smokinini giyer, balıya giderdi. Arzu Karamani ona iki cami arasında hep namaz demişti. Çok güzel. Yıllar sonra, Emin Baran aramızdan ayrılıp gittikten sonra, uzun süre burası öyle kaldı, mücellithanede başka eve taşındı. Sonra Emir, tabii ki babası ve halalarının teşvikiyle, desteğiyle burayı bu mekan haline çevirdi. Torun yani, değil torun, mi? Torun, torun. Bu mekan haline çevirdi. Şimdi görüyoruz ki burada sanatsal şeyler yapılıyor. Yani söylemek istediğim şey, Emin Baran bir kültür yarattı kendi çevresinde ve kendi etrafında. Şimdi kültür yaratma deyince, buradan Açık Radyo'ya gelebilir miyim? Şimdi Ömer bir sürü kitap getirdi, ben de getirdim. Ama bir kitapsız tabii, ben. Ömer patron olduğu için ben 3 tane getirdim herhalde. Saygıda kusur olmasın diye. Bir de defterim var. Tabii bilen bilir, artık her şeyi unutuyorum. Ne zamandan beri? Ne zamandan beri? Açık Radyo manifestosunu da unutmayayım diye bastım, geldim yanıma. Bir baktım, eğlenemiyoruz diyor. Birinci sözcük, eğlenemiyoruz. Buyurun bakalım. Arkadaş, niye eğlenemiyoruz? O zaman biraz eğlence üzerine düşüneyim dedim. O sıralarda bir makale yazıyorum ya da yeni bitirmiştim. Yani bu konuşma için bakınırken. Kerem ile Aslı hikayesinde Kerem'in bir yardımcısı var, ona hoca falan da diyorlar. Ben eğlencesiyim demiş. Yani halk şairi, aşık. Eğlencesiyim diyor. Kerem'in ne demek eğlencesiyim? Eğlence, sonra baktım ki bu Nedim diyorlar. Yani padişahtan başlayarak Osmanlı'da bir yüksek dereceli insanların eğlendiren kişi. Evliya Çelebi'ye bir bakmak istedim. Yani o eğlendiriciler deyince burada, çünkü bir de bu manifestoda meraksızlık sendromunda başlıyor. 17. yüzyılın neredeyse tamamını kapsayan, bütün Osmanlı coğrafyasını kapsayan Evliya Çelebi, her gittiği yerde kaç bina var, kaç adımdır çevresi, hamamı falan yazan, yani bunun meraksızlıkla ilişkisini kuramadım ben. Tam olarak bugünkü çağdaş anlamda merak mıdır, onu da kestiremiyorum, ayrı bir konu. Ama Evliya Çelebi'yi saraya alıyorlar bunlar. 4. Murat'ın meclisine giriyor. 4. Murat içinde gaddar bir padişahtır diyor. Eskiler meyhaneleri kapattılar, eski padişahlar. Bu yaktı yıktı diyor, geri getirilmez bir şekilde. Ama biliyorsunuz yani 40 yaşında sirozdan öldü 4. Murat. Meclisine çağırmış, giriyor bunun.
Dördüncü Murat diyor ki, işte bir şeyler söyle. Hakir eğittim diyor Hülya. Ben şöyle söyledim. Padişahım, 72 ilimden Farisi mi, Arabi mi, Rumi mi, İbrani ve Süryani, Yunani ve Türki ve Şarki ve Varsari ve Kâr ve Nakış ve Savt ve Zecel ve Amel ve Zik, Tesnifat ve Kal ve Haznegir veyahut, bunlar makam adları, yani müzik formu adları, veyahut Ebyat-ı Eşar'dan, şiir beyitlerinden, Bahri Tavil, Kasayit ve Tercih-i Bent ve Terkib-i Bent ve Mersiye ve İdiye, Muaşşer ve Müsemmen ve Mürebba ve Müsellides ve Muhammes ve Penç Beyt, bir sürü şey sayıyor. Bunları mı okuyayım? Ne dersin? Yani besel mi çeşm, başım gözüm üstüne, söyle okuyayım diyor. Padişah bunu met ediyor falan. Nedimlik ne demektir diyor, soruyor padişah buna. Bu da işte Nedimli'yi anlatıyor filan, eğlendirme. İkinci şey olarak bana bir şarkı söyle falan, bir şey söyle. Hünkârım, ilmi musikiden yekâh mı, dügâh mı, segâh mı, çargâh mı, pençgâh mı, şeş avaz ve var. Şimdi eğlendirici Nedim dediğin adam, bütün bu dilleri bilecek. Bütün bu makamları bilecek, bütün bu şiirleri bilecek, bütün bu o sırada olan biten her şeyi bilecek. Yani ancak eğlenmek böyle şey yapıyor. Eğlence deyince biraz su içmem lazım. Tabii Mihail Bahti'nin Karnavaleskine, karnavalvari, karnaval kavramına bakmak lazım. Bahtin, Rabelais'in, François Rabelais'in Gargantua'sını alıyor ve onun üzerinde, karnavalesk, gülme üzerine konuşuyor. Nasıl eğleniyoruz biz? Bakalım, Rabelais Gargantua'ya başlarken, ilk sayfa. Okurlara, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erat ve Vedat Günyol çevirisi. Bu kitabı okuyan okur dostlar, atın içinizden her türlü kuşkuyu. Okurken de irkilmeyin sakın. Ne kötülük var içinde, ne muzurluk. Doğrusu güldürmeden başka da bir hüner bulamayacaksınız pek. Başka yola gidemiyor gönlüm. Sizleri dert içinde görürken, gülen kitap yeğdir ağlayan kitaptan. Gülmektir çünkü insanı insan eden. Güleceğiz. Gerçi Ömer Madra her sabah radyoyu açtığımızda bizi bundan mahrum ediyor olsa da. Evet, evet, güldürüyoruz. Sonuç olarak Ömer'in ve o anlatılan şeyler, iklim krizi, bütün bu felaketler de bizi insan yapan şey. Onun için gülebiliriz buna. Daha konuşacak mıyım? Var mı biraz daha? Şimdi kültür yaratmaktan söz ettim. Yani Emin Bar'ın bir kültür yarattı. İki cami arasında hep namaz oldu. Ve sonuç olarak bu binada bir kültür binası oldu. Bu karnavalesk, karnaval dünyası, yani insanı gülerek, eğlenerek var olması, bu tabii ki resmi ve otoritenin, iktidarın bir eğlencesi, yani resmi ve ciddi eğlence onun dışında bir şey. Ciddiyetle komiği karşı karşıya. Onun zıtlıklarını reddeden ve bir reddiye aslında şeyin yazdıkları, Bahti'nin yazdıkları. Bu şeyi bu gerilimi ciddiyetle komiklik arasındaki gerilimi Bahti'nin yıkıyor. Bunu ortadan kaldırıyor. Bu aslında ikisi birlikte var olan bir dinamiktir.
diyor. Bunun için bunu roman üzerinde yapıyor tabii ama Açık Radyo'yu da bir roman gibi düşünmekte sakınca yok. Yani hayatın bir parçası, hayatın kendisi, bir yaşama biçimi. Bu yaşama biçimi kendine özgü bir dil de oluşturuyor tabii. Yani Wittgenstein'ın anlattığı o çeşitli diller ki bu Bahtin'de heteroglossias olarak şey yapıyor. Yani bir yapı içinde bu roman olabilir, işte radyo olabilir. Bunun içinde çeşitli dillerin var olması. Çeşitli dillerden kasıt İngilizce, Fransızca, Türkçe, Arapça değil. Otoritenin konuşuyor olması, halkın diliyle konuşmak, müzikçilerin dili, işte sokak çocuklarının dili, çeşitli toplum içindeki çeşitli grupların dillerini bir arada bulunuyor olması. Bu radyo içinde bu var. Good vibration istiyor. Yani bütün titreşimlerine açık ama iyi titreşimlerine açık. Yani resmi titreşime açık, ona karşı olmalıyız. Çünkü karnaval halkın ki Bahtin halkı biraz epeyce idealleştiriyor hiç şüphesiz. Bunu bir oyun olarak düşünelim. Bu Johan Huizinga, Huizinga galiba öyle okunuyor Hollandaca. Onun bir oyun kuramı var. Yani insanı açıklarken bu Homo sapiens düşündüğünü düşünen insan veya Homo faber alet yapan insan, bu kavramlar insanın kültür yaratmasını açıklayamıyor kanaatinde Huizinga. Ve bunun için Homo ludens, oyuncu insan kavramını geliştiriyor. Bu şu demek değil, yani bir tiyatro oynuyoruz anlamında değil. İnsanın oyun oynama özelliği, onun bir kültür yaratmasına yol açıyor sonunda. Yani hepimiz bir oyun oynuyoruz ve oyun da son derece ciddi bir iştir. Yani futbol maçlarındaki cinayetleri, bir düşünün bir poker oyunundaki ciddiyeti falan. Ama bunun bir süresi var. Tabii oyun oynamanın bir süresi var. Ondan sonra çıkıp gerçek hayata çıkıyorsun. Gerçek hayata geldiğin zaman da, şimdi tabiri mazur görün, teşbihte hata olmaz derler. Bu palyoçolar ve soytarılar, Gargantua'da olduğu gibi, Bahtin'de olduğu gibi, bunlar aslında sürekli olarak oyun içinde palyoço olduğu halde oyundan sonra da palyoço olmaya devam ediyorlar. Yani palyoço olmak kötü bir şey değil. Tabii. Bitirmiş olayım. Evet. Şimdilik. Efendim ben programa başladıktan sonra ben de kendimi anlatayım değil mi? Başladıktan sonra gerçi kolaylaştırıcıyım ama Ömer Madra bana dedi ki sen de konuşabilirsin. 4 bayram sonra her bayram laftan lafa atlıyorum. Benim yaşıma yakın çocukluğunda radyoda bayram sabahı radyoyu açan var mı içinizde? Hadi çekinebilirsiniz, kaldırmayın. Şimdi o radyo programı tabii teker radyo her neyse müzikler çalardı bayrama dair oyun havaları. Benim kafamda bayramlar öyle bir şey. Şimdi Açık Radyo'da programa başladım. Bayram sabahı tabii kendi radyom ya. Radyoyu açıyorum, caz. Olabilir bu bayram. Öbür bayram rock. Üçüncü bayram bir şey, dördüncü bayram dedim gideyim ben Ömer Madra ile konuşayım. Başvuru yeri. Dedim Ömer Bey, yani niye bayram sabahları böyle müzikler çalıyor? Ha, böyle baktı. Tamam, bundan sonra bayram programları size ait dedi. Ama ben de bayram yakın.
4 gün, o zaman demek ki Kurban Bayramı'ymış. Ne yapabilirim, ilk gün ne yapmalıyım filan. Böyle eskiden kasetler vardı ya, böyle saklamışım bayramlarda çalan oyun havaları diye. O kaseti kaptığım gibi geldim, kaydediliyor program. Bayram sabahı da açmışlar. O bütün program boyunca o oyun havaları çaldı. Büyük patron yok mu? Meral Madra. Burada. Nerede ya, hiç gör. Ha, karanlık da görmüyorum canım. Meral Madra dedi ki bana ertesi gün, ya sen ne yaptın dedi, ne oldu dedim. Dün dedi bayramın birinci gün programını açtık dedi. Rahmetli Atilla Aksoy, ki çok büyük emeği olan, değil mi, bu radyonun, radyoda çok büyük emeği. Atilla ile dedi Ömer gözyaşlarına boğuldular ya dedi, çocukluklarını hatırladılar. Radyoda böyle bir şey geriye de götürüyor. Ama bayramlara dair başka şeylerim de var, tespitlerim programı. Şimdi benim gibi tek düze sadece Türk müziği programı yapmayan başta haklarımız olmak üzere çok daldan dala çeşit çeşit program üreten İştar Gözaydın. Çok teşekkürler. Ben Ömer veya Ersu gibi yanımda kitaplarla gelmedim. Onun için müsaadenizle kendi Açık Radyo deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilmeyenler için benim hayattaki meşgalem, yani profesyonel meşgalem, akademisyenlik. Alanım da hukuk ve siyaset. Yıl 1995, bir telefon alıyorum Ömer. Diyor ki, ya biz böyle böyle işte radyoya giriştik, radyoyu kuruyoruz. Bize Haklarımız diye bir program yapar mısın? Fikir de şuradan çıkıyor. Bir tarihte 89-90 olması lazım. Bir dergi çıkardı. Bir sene boyunca çıktı. Çok güzel, çok hoş bir dergiydi. Sokak diye bir dergi. O Sokak dergisinin arka kapağında, ben de yurt dışından yeni dönmüşüm üniversiteye, arka kapağında Haklarınızı Bilin diye oldukça eğlenceli ama hani böyle öğretir ve şey yapar, sıkar bir şekilde değil de daha eğlenceliye kaçan bir sayfa hazırlıyordum. Sanıyorum fikir oradan çıkıyor. Yanılıyor muyum Ömer? Yok öyle. Diyor ki bu haklarımızı bu şekilde yapar mısın? Çok hoşuma gitti. Ben kendi yaptığı işten hep çok sıkılan insanlardanım. Dolayısıyla ne kadar başka iş varsa hepsine burnumu sokmaya bayılıyorum. Sonra da aman aman vaktim kalmadı diyerek sürekli ağlıyorum ama sakın ha inanmayın o ağlama kısmına. Programa başladım. Haftada bir defa yapıyoruz. Sonra Ömer bana dedi ki, ya biz bu haklarımızı bir başka şekle sokalım. Ne yapalım? Biz sabahları Açık Gazete yapıyoruz. Bu Açık Gazete'nin içinde durmadan bir takım siyasi olaylardan bahsediliyor. Her gün bir olay oluyor. Bunların hukuki şeyini, arka planını, işte bir yeni hukuki düzenleme çıkmışsa bunun siyasi hikayesini beraber anlatalım. Can Kurban. O tarihte ben Anadolu Hisarı'nda oturuyorum. Her Allah'ın sabahı, sabahın fecrinde, neyse ki çok erken kalkan delilerden biriyim. Sabahın fecrinde kalkıyorum, radyoya gidiyorum. Biz beraber bu programı yapıyoruz. Epey bir zamanda bir yandan bu devam ediyor. Ama o da yetmedi. O arada Allah rahmet eylesin, bu arada Açık Radyo'dan, demin Atilla Aksoy'dan bahsettiğin Cila Hanım, o kadar güzel insanlar geldi geçti ki bunlardan bir tanesi de benim çok aziz dostum Cüneyt Cebenoyan. Cüneyt'le biz bir kitap keşfettik, okuyoruz. Sex Revolts diye, rock'taki sözleri analiz eden ve onun üzerinden bir tür cinsiyet politikaları üzerine çalışan çok güzel bir çalışma. Dedim ki ya biz bunu radyo programı haline çevirelim. Hem
konuşmasını yapalım, anlatalım kitabı. Hem de burada yapılanlara söz edilen bütün müzikleri çalalım. Biz beraber bir rock programı sunabilir miyiz diye Ömer'e gittik. Ömer de dedi ki, güzel. Ben ilk yani ahkam kesmenin dışında müzik programına ilk o rock'la başladım. Kendi müzik keyif aldığı müzik yelpazesi çerçevesinde oradan zaman içinde caza geçtim. Oradan dünya müziklerine geçtim. En sonunda biraz önce oradaki şeylere, programlara bakıyordum. Açık Radyo'nun bütün o yıllar içindeki programlarına. 2003'te başlamışım klasik müzik yapmaya. 300'lü yıllardan başladım. Obsesif bir şeyim olduğu için, sapıklığım olduğu için ister istemez kronolojik olarak gidiyorum. Başladım 2003'te, 2009'a geldi. 2003'ten 2009'a kadar işte Gregorian şeylerden, ilahilerden geldik. Baron ilerisine kadar, sonra bir Bach'a çarptım. Bach denilen zatla, yani Johann Sebastian Bach denilen zatla 12 sene geçirdik radyoda. Sanıyorum dünyada başka hiçbir radyo yayınında 12 sene boyunca tek bir bestecinin müziği çalınmamıştır. Bu iki ayrı delilik merkezine, bir tanesi Açık Radyo, bir tanesi bendeniz, nasip olan bir şey. Ben 12 sene durmaksızın, arada tabii başka programlar da oldu, başka nedenlerden dolayı, 2 dakika sonra ondan da bahsederim ama 12 sene boyunca Bach çalındı. Hala devam ediyor ama bu defa Handel'le devam ediyor. Arada daha farklı programlarda olmak durumunda kaldı. Saçma sapan bir şekilde bir süre ben özgürlüğümden yoksun kalmıştım. O dönem içinde İskender Savaşır ve onunla beraber pek çok kişiye bir takım programlar yaptı. Benim her zaman program yaptığım saatte. Pardon, nöbetçi programcı adı altında yaptı İskender evet. Programı. Şey. Canım. Evet. Onun dışında da İskender'in vefatından sonra ben dostlara bir duyuruda bulundum. Kendisini anmak isteyen olursa diye değişik müziklerle herkesi, yani İskender'in ilgilendiği ama herkesin kendi meşrebine uygun müziklerle 24 programda orada yaptık. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz sonra devam eder. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ben de şu kadar program yaptım diyecektim. Onu geri aldım hemen. bayram programlarında 87 kişiyi ağırlamışım. Gördüğünüz her üçü de bayram programlarına gelen konuklardan. Tabii ki ilk konuğum Ömer Madra'ydı. Şerif Erol da var. Şimdi bayramda ne konuşulur? Çocukluğumuz konuşulacak tabii. İşte çocukken şöyleydi, böyleydi. Bayramlarda yeni kıyafet alınırdı. Evet diyor Şerif Erol. Ömer Madra bana hep alınırdı diyor. Büyük alınırdı değil mi diyoruz Şerif'le? Evet, benim mesela eteklerime pilise yapılırdı, sonra uzatılırdı diyorum. Benim tamdı diyor. Allah'ım yarabbim. Biz ne desek benim öyleydi, benim böyleydi. Çok da yeniyim, hani yüz göz de olmak istemiyorum ama bir yere kadar. Döndüm dedim ki ben Sezai Ömer Madra'nın torunu değilim. Ay canım, kızdım benim. Ondan sonra Ersu Pekin'le de İşler Gözaydın'la da çok muhabbetli programlarımız oldu. Açık Gazete'den bahsedince, Açık Gazete'ye hiç giremeyecekmiş gibi gözüken şeyler ya bunlar. Çok garip bir tecelli mi diyelim, ne diyelim. Dört değerli müzisyenin 100. doğum yıl dönümlerine denk geldi ilk başladığım yıllar. Yine Ömer Madra ile konuşunca hadi Açık Gazete'de yapalım dedi. Hani dünyanın neresinde diyorsun ya. Bah tabii ki bu zaten Türkiye'de bile olmaz söylediğim. Ve biz Münir Nurettin Selçuk, Yorgo Bacano, Selahattin Pınar, Mesut Cemil'i bir ay ya
başka TRT bile yapmış mıdır acaba? Bir ay Açık Radyo'da, Açık Gazete'de de bir cümleyle anıp çalmak üzere program yaptık. Bir sürü insan davet ettik. Bu arada Açık Radyo'da program yaparken çok şey öğrendim, çok. Dinleyiciler kadar da öğrendim. Bunlardan biri, daldan dala atlıyorum, Selahattin Pınar için rahmetli Selahattin İşli gelmişti. Meşk denilen bir şey vardır bizde, meşk etmek. Ben meşk etmeyi, hani hoca oturuyor, eseri okuyor, karşıdaki de öğreniyor biçiminde algılıyordum ya da biliyordum. Selahattin Bey dedi ki, Selahattin Pınar benim meşk hocamdı. Hocam nasıl öğrendiniz filan gibi tuhaf bir soru sormuş oldum. Dedi ki ben eser öğrenmedim ki. Hayatı öğrendim, yaşama biçimi öğrendim. Bir misafir nasıl karşılanır öğrendim. Bir yemek nasıl yenir öğrendim. Hangi yemeklerin yanına ne içilir onu seçmeyi öğrendim. Hayatı öğrendim dedi. Mesela bu da o günlerden kalma bir bilgidir benim için. Şimdi ikinci etaba durum nasıl, iyi mi? Yani saat bakımından fena gitmiyoruz. Gayet iyi. Saatimiz kaç? 3. Daha 2 saat kadar kalır. Bir tur daha. Olan varsa evet. Evet. Ama tabii ki ihtiyaç molası hissediliyor mu? Kim diyecek ayol şimdi ihtiyaç molası? Yapalım mı, bir ara daha alırız ama, değil mi? Devam edelim. Evet. Kitaplardan evet. Bir demet. Kitaplar, evet. Yani ben tekrar o ilk programa döneceğim izninizle. Duyuluyor mu sesim maskeye rağmen? Hemen fısıntılı duyuluyor. İstersen çıkar. Sonra tekrar takarsın. Patron. Kayak mevsimine tekrar dönecek olursak. Şu anda da güneşin doğduğunu görmekteyim diyorum. İlk programda Cem Madra'da kayak mevsimi falan kalmıyor ortada demiş. Ben de kayağa gerek yok, biz burada yeterince kayak yapıyoruz zaten telaş içinde demişim. Bugün Açık Radyo ile devam ediyoruz. Şöyle bir basın bültenimiz vardı, onu okuyayım. Bundan 7 ay önce iki deli bir araya geldi, delice bir fikir peşindeydiler. Dünyanın tüm seslerine, kokularına ve renklerine açık bir radyo demişim ki sonradan da Vedat'ın 4 cilt kitaba dönüşen Koku kitabına bir dinleyicimiz olan Vedat Ozan'ın sonradan muazzam bir külliyata ve akademisyenliğine yol açtı. Burada kendime pay çıkarıyorum. Kokuları da ben ilk zikreden olmuşum. Ve dünyanın tüm seslerine, kokularına ve renklerine açık bir radyo, hayata ve hayatın anaforuna açık bir radyo. Projeyi başlattılar. Sonra delilerin sayısı arttı. 20 deli oldular. Hezeyan da sürüyordu. Şimdi 20 ay sonra düş gerçeğe dönüyor. 75 ortaklı falan diye gidiyor. İşte böyle bol bol boş laf, lakırdı, laga luga demek. Bu bizim yapacağımız program. Özellikle de programımızı çok iyi anlatan bir şarkı bu bence. Bütün bu tatavayı falan diye yakıtı yakı anlatıyoruz. Şimdi şeyde ilginç bir şey söylüyor Cem. Zaten kayak kalmadı diye ilk çevre meselesinin de daha 95'te sözü edildiğini ilk defa şimdi dönüp bakınca idrak ettim. Yani bayağı 28 seneden beri bu işi sürdürüyormuşuz diye. Şimdi oradan Neşet Ertaş'a gelince, Neşet Ertaş'la da olağanüstü bir program yaptık biz. Bir mülakat yaptık, ona değinmek istiyorum. Olağanüstü aslında şeyi, çok özlü. Yani tesadüfen benim Ankara'da akademisyenliğe yeni başladığım sırada Ankara Radyosu'nda program yaptığını ve kendimi tamamen farklı bir evrene beni götüren biridir. Yani radyocudur aslında Neşet Ertaş, pek fazla bilinmiyor olabilir ama beni duyar duymaz tamamen dünyamı değiştirmeyi başarmıştı. İlginç bir figür. Hep takip ettim. Sonunda da bir şekilde
yaptık. Yani şöyle, hayli ilginç bir paralellikle yakın tarihte Anadolu'dan yeryüzüne düşmüş en seçkin dünya müzisyenlerinden biri olan büyük ozan ve saz şairi Neşet Ertaş, ki kendisine blues, Türkiye'nin bluzu diyenler de var, Ercan Kesal gibi, ki katılıyorum. 2006 senesinde Açık Radyo'ya verdiği 3 cümlelik kısacık bir mülakatta olanca tevazu içinde binlerce yıllık sufi anlayışını orada oracıkta damıtıveriyor. Ayrıca onun ötesine de geçiriyor ve aşkın musikisini eksiksiz bir şekilde bir dinleyicisinin kulağına üfleyiveriyor. İşte o zaman kendisine kimi zaman yapılan abdal yakıştırmasının ne kadar hak edilmiş bir sıfat ya da mertebe olduğunu bir anda kavrayıveriyoruz biz de, diyor. Bunu Açık Radyo'da sık sık döndürdüğümüz şeylerden bir tanesi. Şöyle diyor Neşet Ertaş: bozlak bir feryattır efendim. Bozlak bir bağırtıdır. Yüreğini dışarıya atmaktır. Bozlağın anlamı budur. İçinden geldiği gibi bağırır, söyler. Ölçüsüzdür. İçinden geldiği gibi söylenen bir havadır. Bozlak ölçüsü yoktur. Aşk dokunsa da yıpratmaz, incitmez. Bence olağanüstü bir laf. Aşk uyarıcıdır. İnsanın yüreği uyandığında insan kendine gelir. Ben bu çerçevede söylemeyi daha uygun buluyorum. Acı da söylense, aşkla söylendiğinde dokunmaz, hissettirir. Söyleyecek söz çok ama sarf edecek yer yok, derdi rahmetli babam bana. Duygusuz söz, aşksız söz, tuzsuz aşa benzer, içe sinmez. Aşk ile duyguyla insanlarımızı eğletmeye çalışıyorum, saygım çerçevesi içinde, diye de bitiriyor. Şimdi bu tabii hakikaten olağanüstü bir şey ve sonuçta buradan da ilginç bir şeye geçmek istiyorum. Yani dünyada da ilk defa yapılan bir şey oldu Nazar Büyüm sayesinde. Bence gelmiş geçmiş en önemli aktivistlerden, aynı zamanda en yetenekli yazarlardan biri olan James Baldwin ile 48 sene önce yapılmış ama unutulmuş ve yayınlanmamış bir söyleşiyi Nazar Büyüm, benim büyük ısrarlarım üzerinde, sonunda kurucularımızdandır Nazar Büyüm ayrıca, sonunda buldu onu ve biz yayınladık ve üzerine de ayrıntılı programlar yaptık. Şimdi James Baldwin de şöyle diyor, çok önemli biri. Yani çok hararetle tavsiye ederim tümünün okunmasını. Nazar'la da çok uzun üzerine söyleşi yaptık. Benim en çok hayran olduğum insanlardan biridir James Baldwin. Ve gerçi Robert College'de de ben kendisinden ders almadım ama tanıma fırsatı bulmuştum. Öyle 10 sene kadar da Türkiye'de kaldı. Şöyle diyor: İstersen diyorum ben Nazar Büyüm'e bu olağan dışı mülakatın son cümlesini de okuyayım diyorum. Şöyle diyor: bu bütün dünyada da yankı yarattı sonra. Bizde yayınlandı ve İngilizcesini de sonra Nazar Büyüm çeşitli yerlerde yayınlattı. İnsan soyunun nasıl doğurtulacağı sorusuyla doluyum, diye bitiriyor Baldwin. Son soru da, yani sorusu Nazar Büyüm'ün uzun, çok uzun bir mülakat. 1968'de, 67'de yapılmış, 69'da yayınlanması planlanıyordu. 69'da kağıda dökülmüş falan, 24 sayfalık bir şey. Ve diyor ki, başka bir söyleyeceğim bir şey var mı sorusuna böyle cevap veriyor. İnsan soyunun nasıl doğurtulacağı sorusuyla doluyum. Biliyor musun? İşte bu nedenle tüm bu kara, beyaz, Ermeni, Türk, Yunan, Yahudi vesaire gibi kavramlar hiçbir anlam taşımadı benim için. Asla. Soru kendimizi nasıl doğurtacağımızdır. Kendimizi doğurtmak, bizleri kundağa saran bu giysilersiz, bu
korkutucu alışkanlıklarsız yaşatmak kendimizi. Bunlar giderek bizi Dachau'ya yöneltiyorlar, Nazi kampına. Kırımlara ve günlük hayatı tarif edilmez bir çöle çeviriyorlar. Bankerlerin hayatları, reklamcıların hayatları, hayatlarını nesnelere teslim eden kimselerin hayatları, sorunu yanıtlayamam. Öyle bitiriyor. Nazar. Ondan sonra, peki Nazar, müthiş bir söyleşi diyorum ben de. Seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet, geç kalmış ama onun da hikayesini başka bir zaman anlatırım diyor. Ve unutulmuş diyor. Yani unutulmuş bir söyleşi üzerinde konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederiz diye bitirirken Nazar Büyüm de bir dakika bir şey daha ekleyeceğim diyor. Son olarak geyliğiyle ilgili bir anekdotla da bitireyim. Londra'da kendisiyle konuşurken senin hayatın da çok zor. Hem etkili bir yazarsın hem de rengin kara diyorlar. Bir şey unuttum diyor. Hem de homoseksüelim diyor televizyonda. Çok teşekkür ederim bu fırsat için diyor. Yani böyle bir halimiz var. James Baldwin'le dünyada ilk defa bizim sayemizde tekrar bu röportajla, mülakatla karşılaşıldı. Yani bir de şeyi de ekleyeyim, yani merak konusuna da geldiğimiz zaman Engin Geçtan'la çok ilginç bir hikayemiz vardı bizim. Ben 15 yaşında bir çocukken yurt dışına ilk ziyareti yapıp dönerken İngiltere'den büyük bir tesadüf sonucu işte Venedik'ten feribota binmek üzere giderken Amerika'dan dönmekte olan olağanüstü bir hekim ve hakim bir insan olan Engin Geçtan'la tanıştık ve ömür boyu süren de bir dostluğumuz oldu tesadüfen. Tabii şey diyeceksiniz, yani ne tuhaflık bu, 15 yaşındaki adamla ne işi var? İşte oluyor bazen böyle şeyler. Yani tam 60 küsur yıl önce ömründe ilk kez yurt dışı seyahatine çıkmış bir orta son öğrencisi, İngiltere'deki keyifli tatil bitmiş, yurda dönüyor. Venedik'ten kalkan feribota biner binmez oracıkta tanıştığı bir abiyle birkaç dakika içinde ahbaplık kuruveriyor. Daha bot limandan kalkmadan derinlemesine dost oluveriyorlar. Uzmanlık eğitimini Amerika'da tamamlamış. Çoktan derya dil ya da hekim olan genç bilge doktorun başta pop müzik olmak üzere her konuda sınırsız ve sebepsiz ukaralıktan başka bir erdemi olmayan 15 yaşında bir tıfıl öğrenciyle ahbaplık kurması için nasıl bir saygı bulduğu bilinmezdi diyorum. Üstelik seyrek görüşmelerle de olsa bunun ömür boyu sürecek cinsten bir dostluğa dönüşeceğini herhalde kimse kestiremezdi. Ama öyle oldu işte. Ve sonuçta bu şöyle bir bulmaca çıktı. Feribot'taki bilge hekim manifestodaki cümleyi okumadan bile teklifi anında kabul ediyor. Yani manifestoda biraz önce Ersu Pekin'in de sözünü ettiği hiçbir çözüm üretmeyeceğimize söz veriyoruz. Olsa olsa dünyadaki meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler getirmeye çalışabiliriz sözünü. Feribot'taki hekim bilge ya da bilge hekim manifestodaki cümleyi okumadan bile teklifi anında kabul ediyor. Ve Dünya Hali programı işte böyle başlıyor. Feribot yolcusu tıfıl öğrenci de bilge hekimin kendisiyle dostluk kurmasının ardında yatan o tuhaf saikin esrarını oracıkta çözüveriyor. Bulmacanın cevabını bulmak içinse şu zarif cümleye bakmanız yeterli. Yani 2001 tarihinde mi? Yok. Evet, 30 Ekim 2000'deki programında konuşuyorlar. Engin Geçtan diyor ki, o ülkelerde cep telefonu kullanılmıyormuş. Güney Kutbu'na gidiyor. Yoksa ben ne yapar eder oradan programa katılırdım. Ama benim iflah olmaz keşfetme merakım nedeniyle bu kayıt yayınlandığı sırada ben Güney Kutbu civarına doğru ilerlemekte olacağım diyor. İşte bu da
bu yani Timuçin Oral'ın da yazdığı gibi radyoyu kurulduğu günden ölümüne dek dinlemiş ve desteklemiş olan Engin Hoca'nın keyifli sohbeti diyor. Yani evet. Böyle bir maceramız da var. Merak sendromu da böyle bir şey işte. Evet. Radyonun tabii böyle baştan itibaren macerasının içinde olmayıp ama zaman içerisinde ne kadar güvenilir bir alan olduğunu, kendilerini ne kadar rahat hissedeceklerini bilen bizim alanımızda yıldız isimler, biliyorsunuz gönüllü zaten, herkes gönüllü, müzisyen de gönüllü. Şimdi artık aramızda olmayan İnci Çayırlı, ki Cumhuriyet tarihinin en iyi icracılarından biridir, birkaç icracıdan biridir. Zamanımızın çok değerli bir icracısı Münip Utandı. Yine Açık Gazete'de canlı yayın yaptılar. Canlı yayın. Yani o sırada TRT'de falan canlı yayın çoktan kalkmıştı. İnci Hanım'a da öyle canlı değil, cansız program bile yoktu. Hep bu güvenin yarattığı bir şey. Şenlikler, müzik şenliklerine gelen var mı içinizde? Ah, ah o müzik şenlikleri. Ya, tarih ne öyle müzik oldu. Şenliği, müzik şenlikleri tarih. Bir evet. Daha ne öyle bir şey oldu, yaparsa da Açık Radyo yapar. Muazzamdı, muazzam. Askeri müzedeydi. Bir kapısından giriyorsunuz, envai çeşit etkinlik. Her müzikten, her konuda, sempozyumlar olağanüstüydü. Bu programlara da yine Necdet Yaşar, İhsan Özgen gibi dünya çapında Türk müziği isimleri onlar. Biri tamburuyla, biri kemençesiyle, gerçekten dünya çapında isimler. Bilabedel koşa koşa gelip konserler verdiler. Zaten sadece onlar değil, ben kendi tarafımdan bakıp parantez içinde söylüyorum. Bunlar hep radyonun ne kadar güvenilir olduğunu, eğlenmenin de ne demek olduğunu. Hele sıra gecesi nasıldı değil mi? Muhteşemdi sıra gecesi. Şeyde, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Nereden nereye? Yani her şeyi unutuyorum dediysek bazı şeyleri hatırlıyorum. Evet, bunlar işte güvenilir olmanın getirdiği sonuçlar. Güzel bir şeylerin yapılacağına inanan herkes oraya el veriyor. Bugüne kadar olduğu gibi Ersu Pekin'in diyeceklerine bakalım. Bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Yay Müzik Şenliği demişken ilkinde 1997'de 7 düvelden insan demişiz. Müzik cambazlarının, dilbazlarının, matrakçılarının büyülü dünyasında dönensin, çalsın, oynasın, dinlesin, düşünsün, konuşsun, tartışsın, coşkuyla eğlensin ve gösterinin parçası olsun. Bu 1997. 98'de de aynı çatı altında 9 ayrı salonda 90 konser söyleşi dinleti gösteri. Dünyadan 500 sanatçının kavimler ve zamanlar buluşması. Hedef, binbir renkli Ebru'yu açığa çıkaran bir berrak su olmak. Ve Bülent Aksoy da diyor ki, konserin doğruğu Karadenizli Rumlarla Karadenizli Türklerin birlikte çalıp söyledikleri son bölümdü. Aynı ezgiler iki ayrı dilden çalınıp söylendi. Ama ne oldu? Dinleyiciler sözlerin iki ayrı dilde olduğunu fark etmediler bile. Söz havaya karıştı, uçup gitti diyor. Ya, evet. Olağanüstü, çok güzel. Bunu demişken de ben de hatırladım bir şey. Fikret Bertu'da atlamayalım. Fikret Bertu arşivinden şöyle bir yaprak isteseniz kimseye koklatmayan biri olarak Açık Radyo Şenliği'nde küçük de olsa bir sergi açtı. O da ilklerden biridir mesela Fikret Bertu için. Bülent Aksoy deyince bir konuda başarısız olduk. İlla fasıl yapalım dedi. Çünkü Bülent Aksoy'un kafasında öyle bir fasıl yapacağız ki dinleyici bu nasıl bir şey diyecek. Armada Oteli'nde Bülent Aksoy'un bütün repertuarı hazırladığı Açık Radyo programcı ve dinleyicilerine gerçekten konusunun uzmanı iki ustayı buluşturarak
klasik fasıl denilen faslı yaptık. Ama eksileri de söylemek lazım. Dinleyici hiç dinlemedi. Öyle durumlar oldu ki ben çıkıp hey dinleyin filan dedim mikrofondan. Öyle şeyler oldu. Evet İncil'a söyledim. Çünkü o müzisyenler yine bila bedel aşkla şevkle hazırlamışlar o programı. Ama galiba bu konuda dinleyememe gibi bir şey vardı. Hani şimdi de, fasıl denilen yerlerde dinlenmiyor ya. Böyle bir alışkanlıktan belki. Onu da söylemeden geçmiyor. Artık bir tane de eksimiz olsun, milyon tane artının içinde. Nazar. Nazarlık, nazarlık. Evet. Bir eksik, sadece tek hata yapmışsak, iş yapmamışız anlamında çıkartabiliriz buradan. İş yapan insan hata yapar. Hatayı tekrarlamamak önemli benim olan. Benim gibi mükemmelliyetçi birine bunu tekrar hatırlattığın için teşekkür ederim. Estağfurullah. Çünkü ben çok kendime mazeret bulmam lazım. Sanki kendi söylediğimmiş gibi. Bizim programlarda ben çok hata yaptığımı hatırlıyorum. Yok. Oh, yapmamışım. Evet. Şu manifestoya tekrar dönersek, yani bir cins şerf gibi olacak ama kusura bakmayın. Zihin tiyatrosunu konuştuk işte, karnaval manaval. Zeki, duyarlı ve nazik insanlarla ilgili olarak da biraz önce Ömer Neşet Ertaş'tan bir bölüm okuyarak bunu bana göre açıklamış oldu. Ben 100 bin kişilik sürekli bir parti meselesine gelmek istiyorum. 100 bin kişiyi bulduk mu dinleyicilerle birlikte? Geçmişizdir. Geçtiğimizi tahmin ederim. Evet, bak yani bu da hata. Bazı podcastlerim 1 milyondan fazla dinleyen evet, var. Hedefi küçük tutmuşsun demek ki. Bu gene bahtine başvuralım, bu karnaval meselesine gelelim. Çünkü ben bunu çok önemsiyorum, bu karnaval meselesini. Karnaval deyince, bu mesela Osmanlı'daki o sünnet şenlikleri falan değil bu. Onlar başka. Onlar padişahın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş şeyler. Şenlikler. Şenlik, orada da müzik çalınıyor falan, orada da senkretik bir yapı var. Orada da dans ediliyor filan ama bunlar padişahın, otoritenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik şeyler. Halbuki bu Rönesans'tan önce Orta Çağ'da başlayan ve Rönesans'ta da bir süre devam eden karnavallar halkın kendi ihtiyaçları için, otoriteye karşı, yani orada kralın soytarı olduğu şeyler bunlar. Bu müzik şenlikleri de bunun içinde. Şimdi 100 bin kişilik parti, 1 milyon kişiyi aşmış olabiliriz. Bir iki şey okuyayım, müsaade ederseniz. Karnaval aktörlerle seyirci arasında herhangi bir ayrım kabul etmez diyor. Karnaval insanlar tarafından seyredilen bir gösteri değildir. İnsanlar onun içinde yaşar, herkes ona katılır. Karnaval halkın gülmeye dayanarak örgütlenen ikinci hayatıdır. Karnaval gülüşü diye bir şeyden bahsediyor Bahtin. Karnaval gülüşü şenliğe özgü bir gülüştür. Bu herhangi bir olay karşısındaki komik bir mesele değildir. Geneldir bu. Tüm halkın gülüşüdür, evrenseldir, karnavala katılan, katılmayan herkese yöneliktir. Müphemdir, hem neşeli, hem zafer dolu, hem alaycı, hem taklitçidir. Şimdi ben Açık Radyo'nun dinleyici destek projesini ve uygulamasını, yıllardır süren uygulamasını bu bağlamda ele almayı düşünüyorum. Evet, yani radyo maalesef belli bir formatı var, belli süre içinde ve belli bir mekandan mikrofon ve antenler aracılığıyla var olan bir şey.
herkesin her an buraya katılma. Ama katılmak sadece mikrofonda bir söz söylemekle olmuyor. İşte bu karnavalı yaşaması gerekiyor insanların ki bu dinleyicinin katılımı sadece para vermesi değil. Yani bunu dinleyici destek haftalarında sık sık oraya katılan dinleyiciler söylüyorlar. Para vermek işin en şey tarafı yani. Kolay. Şimdi Meral bana kızmasın ama yani. bu şey kısımları bir kenara koyayım. Bu 1995 yılıydı. Biz Ömer'le daha önce bir dergide, Arredamento Dekorasyon dergisinde, o yayın yönetmeniydi. Ben tasarımını yapıyordum. Bir süre beraber çalıştık. O sırada Ömer'le sohbetlerimiz sırasında bu radyo sözcüklerini kullanırdı devamlı. O sırada bir de roman yazıyordu Ömer. Yani ben pek şey yapmıyordum, yani ihtimal vermiyordum. Sonra bir gün telefon etti, radyoyu kuruyoruz, Türk müziği programlarını da sen yapacaksın dedi, kapattı. Görevi öyle veriyor. Ya ben radyo dinleyicisiyim, yani TRT'yi dinliyorum, TRT radyo 3'ü dinliyorum. Müzik yayınlarını dinliyorum TRT'nin. O zamanlar iyi yayınlar yapıyordu TRT. Şunu söyleyeyim, şimdi kardeş kuruluşumuz sayılabilir TRT, aynı meslekteniz sonuç olarak. Meslekteniz. Fakat yani işler gibi hiçbirimiz meslekten falan değiliz aslında, yani radyocu falan değiliz. Ömer bana telefon edip böyle deyince ne yapacağız ya dedim, Bülent'i aradım. Bülent gel seninle program yapalım. Bülent'le Nazan bir akşam geldiler bize. Ne yapacağız dedi ya. Biz radyo programı yapmayı bilmiyoruz ki. Bülent gayet basit dedi. Biz seninle meyhaneye gidiyoruz. Herkes rakı içerken biz seninle şurada oturup hep müzik şudur müzik budur diye tatava yatıyoruz ya. Bunları yapacağız. Hakikaten öyle yaptık. Bir de konuk çağırıyorduk. Ben 7 yıl yaptım. Bülent devam ediyor hala. Ben maalesef yani bir program, bir saatlik bir program yapmak için 2 gün ders çalışıyorum. Ben öyle bir zaman bulamaz oldum artık. Özleyerek uzakta durabiliyorum maalesef. Evet, yani başka ne diyeyim bilmiyorum. Yani ne güzel. Ne evet, dediğin gibi söyleyeyim. Çok güzel, çok şey insanlar geldi. Şunu söylemem lazım. Radyo Anıları diye bir program yaptık biz Bülent'le. TRT'de, İstanbul Radyosu'nda ve Ankara Radyosu'nda, TRT demeyeyim, TRT'den önce de, müzik programı yapmış. Orada çalmış, söylemiş, 55-60 civarında. Müzisyen Açık Radyo'ya geldi ve mesela Cüneyt Orhan'la 16 program yaptık. Nevzat Atlı'yla keza, yani 16 değil ama o da 10 küsur. Böyle uzun uzun konuşmalar oldu. Şimdi Bülent onları yayına hazırladı. Herhalde 2023 yılında onlar da basılmış olacak. Bir de ödül aldık. Ya tabii. Zannediyorum Atilla Aksoy'un bir önerisiyle olmuş galiba. Biz Sedat Simavi ödülü aldık Bülent'le. Tabii bununla da çok övünüyoruz doğrusunu istersen. Gururluyum. Herhalde Bülent de. Bunu söylemez Bülent böyle şeyleri ama. Toplam 60 ödülümüz var. Bunca zaman içinde 60 ödül. 59. ve 60. de 15 gün önce aldık. Aman ne güzel olmuş. Böyle de kayıtlara geçmiş oldu. Evet. Bu. Bunlar bizim dışımızda olan tabii. Şeyler. Yani biz yaptık ama ödüller bizim dışımızda. Evet. 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 Devam istersen istediğin anda girebilirsin konuşmaya. Öyle mi? Şenlikten bahsettiğin için hani şenlik şöyle olur, böyle olur. İlk şeyi gördüğümde programı
şenlik adına o kadar bayıldım ki anlatamam. Çünkü hep bilinen okumuş yazmış takımın yaptığı her şey festivaldir. Şenlik, belki de ilk defa açık radyo dedi şenlik. Şenlik hep halka dair bir şeydir. Şenlik işte, evet. Yani o kadar sevdim ki o lafı. Şenlik ya, şenlik. Bunu da bu vesileyle hatırlamış oldum. Programlarda şunu da gördüm bayram programlarında. Çok üst üste konuk yapıyorum ya, aralarda aldığım konuklardan farklı olarak. Kurban Bayramı'ndan nefret eden konukla, Kurban Bayramı'nı inancı gereği çok doğru bulan, kurban kestiren konuğu, Kurban Bayramı'nda ikramı likör ve çikolata olan konukla, çocukluğundan bahsediyorum, evdeki ikram evde açılan 40 katlı baklava olan konuğu, aynı programda, daha doğrusu aynı radyoda ağırlayabildik orada. Çünkü o açık radyoydu. Dünya görüşleri farklıydı ama hepsi bu ülkenin kültürüne, sanatına hizmet ediyorlardı. Dünyanın. Bir de çok ilginç ha? Dünyanın diyelim. Evet, dünyanın, doğru. Önce böyle, sonra böyle. Dünyanın seslerini açız, doğru. Bir de ilginç, Ömer Madra hatırlattı bana. Dedi ki konuklarla ilginç bir şeyler olmadı mı? Onu da söyleyeyim, ondan sonra İşler göz aydınla kapatalım. Ne de olsa haklarımız konusunda o uzman. Şükran Güngör konuydu programın. Ne konuşulur? Bayram günleri. Sonra da işte tiyatro, sanat vesaire. Bayram günlerini şöyle böyle konuştuk. Ben daha hani tiyatroya filan girmeden Şükran Bey, babasının çocukluğunda ona çektiği telgrafı, nasıl bir çocukluk yaşadığını sizinle de paylaşayım. Parasız yatılıya göndermiş babası, Çin'e kazasında. Demek ki orta halinde, altındalar. Fakat küçücük çocuk alışamamış. Babasına haber göndermiş. Beni aldırın buradan, ben buraya alışamıyorum diye. Şöyle bir telgraf gelmiş babasından. Başka imkanınız yoktur. Yani neden o programda birden bunu anlattı acaba dedim. Sonra da bir baktım hayatını anlatmak istiyor. Tamam İncila dedim, bırak. Bilmem biliyor musunuz, çok iyi Türk musikisi bilen ve icra eden biriydi. Bırak dedim. İstediği müzikleri de söylemişti. Araya müzikler girer. O ne istiyorsa anlatsın ve hayatını anlattı. Çok kısa bir süre sonra öldü. Bu beni o kadar etkiledi ki, sanki hayatını anlatmak istermiş gibi gelmişti. Çok etkileyenlerden biriydi. Bir de çok ön yargımı kırmıştır bu programlar. Onu da buldum, aradım. Kim bilmiyorum, Didem mi, Deniz mi? Kenan İmirzalıoğlu'nu konuk alsana. Ya Kenan İmirzalıoğlu kim dedim ya, Didem. Oyuncu yani. Ay ne fena bu önyargılar, kıramıyoruz, gidemiyoruz. Didem söylemiş. Kim ya dedim, böyle demem ben size, abartarak söylüyorum. Didemciğim hani uygun mudur filan dedim herhalde. Ama İncila'nın bakın özel biri dedi. Allah Allah, eve gittim, Necdet Yaşar'ın bir lafı vardı, böyle dönüyorum yatakta. Ne soracağım ki ben Kenan İmirzalıoğlu'na? Ay bir dünya güzeli adam çıktı. Ankara'nın Üçem köyünden çıkıp gelmiş. Samimi, hakiki, birikimli, öyle tatlı bir adam çıktı ki. Mesela ön yargılarımı kıran bir olaydı o. Daha fazla da incelemeye girmedim. Ve sözü, son sözü Açık Radyo'da Ömer hariç ikimizden çok 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 emeği fazla olan İşler göz aydına bırakalım, kapatalım. Çok çok teşekkürler ama müsaade ederseniz ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Radyodan gelip geçen o kadar güzel insanlardan Ömer bahsediyor ki onlardan birazcık daha bahsetsin, öyle kapatalım. Tamam.
Evet yani. Ya her zaman topu atan olmak. Yani haddi hesabı yok bunun. Yani mesela bu biz. Ama yazarken... Ömer bir ricam var. Yine aç sana ne olursun. Zaten senin konuşmanı anlamak çok kolay değildir. Bir de o olunca yani. Çok destek bize. Kaldı. Çok destek aldı bu söz. Yani çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini biraz önce işte Engin Geçtan'dan da bahsettik. Yani biz Yaşarken diye bir kitap çıkardık. Kitap yayınlama maceramız çok başarılı gitmedi. Ayrı bir iş çünkü kitap yayınlamak yani. Ama gene de biriktirdiğimiz işte mesela James Baldwin'den biraz önce bahsettim. Bakır Çağlar'la mesela Deprem Açık Radyo'nun şeyinde son derece önemli bir dönemdir. Yani iki ay boyunca günde neredeyse 4 saat falan uyuyarak kesintisiz bir dersiz alıcı vericisi gibi çalışır bir şeye geçtik. Ve yani Aydın Engin başta olmak üzere şimdi aramızda olmayan olağanüstü yayınlar yapıldı. İnsanlar Anadolu'ya gidip yani Kocaeli'ne gidip orası da aslında bir sadece batısı değil Türkiye'nin oradan çok göç almış bir yer falan. Bakır Çağlar'la da hukuk profesörü olağanüstü bir söyleşimiz oldu. O sırada mesela şey vardı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Türkiye'de bir devrim olduğuna dair sözleri vardı ve bunu çok sayıda da dernek destekledi. Böyle bir dönüşüm yaşıyor Türkiye, artık bambaşka bir yer olacak bu felaketin üstünden diye. Ben de Profesör İnsan Hakları Anayasa Hukuk Profesörü Kıbrıslı şeyle yaptım, Bakır Çağlar'la bir söyleşi yaptım. Çok büyük hadise oldu. Çünkü Bakır Çağlar'la tamamen ayrı fikirlerdeydik. Tamamen ama. Yani çok beğeniyorum şeyi dedi. Ben de film sözlerini sayfasında bulayım şimdi bir saniye. 76'da. Bakır Çağlar. Yani büyük depremin üzerinden 21 gün 6 saat 41 dakika sonra yaptığımız bir mülakat. Bir süredir toplumda da deprem niteliğinde diyebileceğimiz bazı gelişmeler oluyor. Sosyal sarsıntı, 101 STK'nın vakıf, dernek ve gönüllü kuruluşun kamuoyuna başlıklı bildirisiyle başladı. Cumhurbaşkanı Sezer'in af kanunu veto etmesiyle sürdü. Şimdi de Yargıtay Başkanı Profesör Sami Selçuk'un tarihi diye nitelendirilen konuşması geldi. İşte sayısız gazetede, dergide ve sayısız köşe yazarı da taşlar yerinden oynadı filan diye yorumlar yapmış. Biz de Açık Radyo'da bu konuları oynayan taşları, oynayacak olan taşları ve Türkiye'nin nereye doğru gittiğini konuşmak üzere bu tarihi konuşmadan kalkarak anayasa hukuku ve insan hakları uzmanı Bakır Çağlar'la beraberiz bugün, hoş geldiniz dedikten sonra yani çok beğendim konuşmayı ama bir alt olmaz bu çünkü yeterince altyapısı yok demeye geldi ve çok ciddi bir tartışma yaptık saatler süren bir şeyle ve yani siz deprem öncesindeki alışkanlıklarına geri döneceğini düşünüyorsunuz yani STK'ların. O da diyor ki üzgünüm ama sivil toplum diye bir şeyin olmadığını düşünüyorum Türkiye'de diyor mesela. Bu netlikte konuşuyor. Ondan sonra ve bütün ihtilaller bir elit hareketidir. Eğer halk bu elit devrimine sahip çıkmazsa bunlar çok fena sapıyor diyor. Ve şimdi anladım diyor Ömer Madra'da. Ben sizin söylediğinizi yanlış anlamışım falan diye böyle gidiyor. Ve mesela bütün köşe yazarları anlamış diyorum Yargıtay Başkanı'nın sözlerini. Köşe yazarları Türkiye'de şu anda basılan gazete sayısı kaç diyor Bakır Çağlar. 2 milyon civarında herhalde demişim. Evet Türkiye kaç milyon? 65.
O zaman 65 milyondan sadece 2 milyonu, onların da bir kısmı bu yazıları okuyacak. Anlayacaklarından da kuşku duyarım. Jacobin devlet diyor. Jacobin devleti kaç kişi anlayacak diyor. Bakın deprem olayını ele alalım. Depremin görsel medyada sergilenmesinden önce ben orasını batı olarak düşünürdüm. Halbuki orası doğu. Neden? İç güç göç aldığı için diye çok ilginç yorumlar yapıyor. Ve sonunda niye peki şey okumuyorsunuz diyor. Lehte gelen şey yani dinleyicilerden gelen şeyler var. Çok ilginç. Ben bence dünya çapında bir şeydi. Tartışmaydı böyle. Bir depremin yani bu mevcut hükümeti seçtiler ama deprem öncesinden milattan önce bir zihniyetten bahsediyoruz diyorum. Bu depremin bir depremin halk bilincini böylesine değiştirebileceğini düşünüyor musunuz? Diyor Bakır Çağlar. Kesinlikle diyorum. Çünkü birikimsel 700 yıllık bir devlet baskısından bahsediyoruz diye ukalalık etmişim. Tarihte böyle yıldızın parladığı anlar olur diye de palavraya devam etmişim. Bu depremi biz 12 Eylül'de de yaşadık diyor Bakır Çağlar. Yaşamadık diyorum. Yo yaşadık, o daha ciddi bir depremdi diyor. Sonra yani Bakır Çağlar şeyi soruyor, insanların kafalarına evlerinin yıkılması mı gerekiyordu insanların bilinçlenmesi için diye. Ömer Madra evet diyor. Herhalde devrimler teorisine Türkiye'nin büyük bir katkısı oldu. Yani. Ama bu tabii 1999'dan bahsediyoruz yani. Ve sonuç olarak çok uzun ve etraflı bir söyleşi, fakat şöyle şeyleri okumadınız diyor dinleyicilerden gelen eleştirileri filan, ama onları okumuyorsunuz. Hayır, okuyorum onları da, şimdi burası Açık Radyo demişim. Öyle mi diyor Bakır Çağlar? Evet, mesela bir öğretmenden mesaj var. Şöyle diyor. Çağlar Hoca'ya aynen katılıyorum. Susurluk ve 12 Eylül depremlerinden sonra da gördük ki bu halk bilinçlenmez. Patron, duyuyor musun? 18 Nisan bunun göstergesidir. Bence halkımız gençliği şoben ve ırkçı bir anlayışla yetişiyor diyor. Bakır Çağlar çok güzel demiş dinleyicinin şey. Bakın, sizi destekleyen tek mesajı da okudum diyor. Tek mesaj diyor. Ondan sonra devam ediyor. Yani ötekileri, yani aleyhinize gelenleri pek okumuyorum. Burası bir forum ve bence Türkiye'nin toplu olarak yaşadığı bir hal forum. Bir paradigma konuşuyoruz diye ukalalığa devam ediyorum ben. Çok devrimci bir sözle. Sonuçta yani benim kaygım şu diyor Bakır Çağlar. Size gelen mesajlar patates salatası değil ki, patates püresi diyor. Neden böyle söylüyorsunuz? Tek düşünce eksenli oldukları için diyor Bakır Çağlar. Benim söylediğim şu, bir kez daha açıklayayım. Sanırım yeterince net olmadım. Tabii ki bu gelişmeyi bütünüyle destekliyorum, saygı duyuyorum. Gerçekten önemli bir gelişme çizgisi. Ama benim kaygım şu, eğer bu örgütlenemezse, spontane, sadece bir depremle sınırlı kalırsa, kaç saniye sürdü deprem? 45 saniye olduğu söyleniyor diyorum ben. 45 saniyeyle sınırlı bir olay olarak kalırsa diyor Bakır Çağlar, bunun arkasından bir şey çıkartamayız diyor. Şimdi yapılması gereken şu, bu duygusallığı düşünselliğe ve örgütselliğe dönüştürmek. O da başlı başına yetmez. Orada fertler vardı. Benim siyasi düşüncem adına konuşacak olursam, örgütsüzlük ya da çok örgütlülük, böyle heterojen bir karma yapı hiçbir şey çıkartamaz ileriye dönük olarak diye devam ediyor. Bu konuda bir de şöyle bir spekülasyon yapayım müsaade ederseniz efendim diyorum. Yapın tabii ama bir de bana efendim demeyin. Ben efendi falan değilim. Ben demokrat bir adamım. Yani öyle olmaya çalışıyorum ama herkes benim öyle olduğumu düşünmüyor. Yok demişim ben de. Yok, öyle olduğumuzdan bizim hiçbir şüphemiz yok. Daha önceki konuşmalarımızdan ve okuduklarımızdan ve yaptığınız işlerden biliyoruz diyor. Ama aleyhime gelen mesajları okumuyorsunuz diyor. Okuyayım o zaman isterseniz. Ömer Madre'ye Allah sabır versin. Bakın. Bakır Çağlar gerçekten çok sevimsiz, çok sinir biri. Şimdiden herkesin antipatisini kazanmış durumda. Bakır Çağlar, gördünüz mü?
Ömer Madra devam ediyor. Ömer Madra Bakır Çağlar'la uğraşmasın. Bakır Çağlar kendisini emekli etmiş karamsar biri. Halkın şu andan sonra Bakır Çağlar'ı dinlemesini hiç anlamıyor. Ondan sonra benim için pozitif bir şeyler söylüyor, oraları atlıyorum diyorum. Bir başka dinleyici, Ömer Madra heyecanlı ve zorba davranıyor demiş. Zorba mı? Kapıları, pencereleri açın, konuk geldiği gibi gitsin diyor bir başkası. Başka bir mesaj, Bakır Çağlar'ın konuşmasına müsaade etsin biraz diyor. Benim zorba ve müsaade etmeyen bir tavırda olduğunu düşünüyor musunuz? Belki zorba olabilir diyor Bakır Çağlar profesör. Ama zorba benim bildiğim bir filmdir. Ve bir kitap. Seyrettiniz mi diyor Bakır Çağlar. Kitabı okudum Kazancakis'in. Muhteşem bir mezarı var Girit'te, biliyor musunuz? Biliyorum diyor. İşte size kompliman yapıyorlar ama zorbanın dansını yapabilir misiniz? Hayır, yapamam. O zaman pencereden çıkmanız lazım. Burada ben kendi dansımı yapıyorum diye savunmuşum. Ben yaparım. Ne yazık ki sizinki görsel değil, sözsel bir dans. Ömer Madra, biz uçan sözlerle uğraşıyoruz ama uçmayacağı düşüncesindeyiz. Bir dinleyicimiz böyle diyor mesajında. Bir başkası da şöyle diyor. Bakır Çağlar konuşma özürlü. Böyle konukluk olmaz. Bakır Çağlar konuşma özürlü de mi oldu? Hepsini okuyun dediniz. Ben de okuyorum. Bir de anlama özürlüler vardır diyor Bakır Çağlar. Hepsi var. Genel bir posta içinde eriyoruz ama ben bir eşiğin aşılma arifesinde olduğumuzu düşünüyorum diyor. Hayır, öyle değil diye devam eden çok uzun etraflı bir söyleşi ama sonunda şöyle diyor. Bakın, bir dinleyici, bir Akın herhalde bu bizim. Akın Yılmaz. Akın Yılmaz olduğunu sanıyorum. Tamam, bu gelişme açık toplum yönünde yeni bir adım olarak daha nitelenebilir ve büyük çoğunluk buna katılıyor olabilir ama bu sorun bu gelişme kantitatif bir çoğunluğun mu yoksa kalitatif bir çoğunluğun mu ön ayak olduğudur. Yani nicelik mi nitelik mi diyor. Ve çok ilginç bir yorum yapmış. Bakır Çağlar diyor ki, kullandığı dilin altını çizmek isterim. O mesajı almış. Ömer Madra, anlayanlardan biri diyorsunuz. Evet. Bakın, size ufak bir anekdot anlatayım. Bu Ersun'un da eğlence bahtin faslına geçecek şimdi nitelikte bir şey. Bazen çok basit şeyler vardır diyor Bakır Çağlar ama sonuçları çok önemlidir. Strasbourg'da bir davaya girdim. Bir Kıbrıs davasıydı. Başpiskopos Chrysostomos davasıydı. Kendimi savunmak için söylemiyorum ama o davayı ben kazandım. Neden biliyor musunuz? Bazı şeyler çok basit. Chrysostomos tuvalete gitmek istedi, işeyecekti. Bazen gerçek, çok gerçektir. Pisuar var sadece ama adam biliyorsunuz piskopos olduğu için etekli. Ben de arkasından gittim. Çünkü adam konuşursa davayı kaybedeceğim. Eteğini kaldırıp işeyemedi adam. Ama çok sıkışmıştı. İçeri girdik, dava devam ediyor ama adam çıkmak zorunda, çok sıkışmış. Hiçbir şey söylemedi. Davayı ben kazandım. Her şey bir etek sorunu. Ömer Madra soruyor, kim haklıydı? Bakır Çağlar, o haklıydı ama ben kazandım. İşte böyle. Evet. Çok sayıda hayatını kaybetmiş arkadaşınız var. Kazım Koyuncu'yla mesela yapılmış bir mülakatta inanılmaz bir çevre şeyi anlatıyor. Bir rock yıldızı bile denemez ama tanınmış olmaya giden birisi ve yıkılmıştır, Karadeniz'i mahvettiler diye Açık Radyo'da konuşmuştu. Ve tabii bir de Hrant Dink'in sözünü etmem lazım. İlk dinleyici destek şeyinde 2004 yılında programcımız da olan Hrant Dink gelecekti ama sonra telefonla katılabilecek hale geldi ve ilk konuşmayı onunla yaptık. Merhabalar, merhabalar dostlar diyor. Merhaba Hrant, nasılsın? Sağ ol Ömerciğim, sensin herhalde. Evet, saçı da alamamış. Şerif Erol da var. İkinize de merhabalar diyor. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor kampanya diye soruyor Hrant.
Gayet iyi, gayet iyi gidiyor. Aslında canlı yayında bugün beraber olabilmeyi çok ümit etmiştik ama konuştuğumuzda İstanbul dışında evet, çok üzülerek dile getirdiniz. Hep konuklarımıza öncelikle şunu soruyoruz. Sizde nedir, sizin için nedir Açık Radyo diye? Şöyle diyor Ranting, tarihi bence bir şey. Açık Radyo benim için, belki bir cümleyle şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yozlaşmış entelektüel performansının orada bir yerde yazıyor. Şurada. Bunu. Tam benim gördüğüm ha, şurada gördüğün var. Gördüğün yerde. Değil mi? Ha, şurada şu, var. Evet, tam var. Tam ben buradan görüyorum. Açık Radyo benim için belki bir cümle şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yozlaşmış entelektüel performansının daha önce kendini koruyabilmiş, kendini estetize edebilmiş, kendini bir köşede yoğunlaştırabilmiş yegane sığınağıdır diyebilirim. Yegane savunma alanıdır diyebilirim. Savunma alanı ha, çok güzel demişim ben. Evet, böyle düşünüyorum. Başından beri koymuş olduğu programlarla, ülkelerle ve o kitlesiyle, kucakladığı kitlesiyle, ilkelerle olacak bu yanlış yazılmış. Konuklarıyla, müziğiyle, kültürüyle, her şeyle. Yani sıradanlığın değil, sıra dışılığın ama aynı zamanda da olağanlığın olması gerekenin tek yapılabildiği yer gözüküyor benim görebildiğim kadarıyla. O açıdan bütün çalışan arkadaşlarımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza, başta Ömer'in şahsında, hepinizin şahsında can yürekten kutluyorum. Benim gönlüm arzu eder ki, de ki Açık Radyo içinde çok daha fazla bir katkım olsun. Her zaman arada bir programlar yapabilelim. Türkiye'nin ötekilerle ilgili sorunlarını, farklılıklarla ilgili sorunlarını biraz da kendi penceremizden de size aktarabilelim. İnşallah ileriki zamanlarda da bunları hep beraber gerçekleştireceğiz, diyor Rant Dink. Yani burada benim hayati önemlendiğim bir şey var. Etik, estetik bütünlüğü konusu benim kafamı her zaman çok erken bir tarihten beri meşgul etmiş bir kavram, felsefi olarak filan da. Oruç Aroba, gene kaybettiğimiz çok değerli arkadaşlarımızdan şair, filozof, yazar ve benim yüzümden radyocu olmuş biri. Oruç'a dedim ki, bir de felsefe gevezelikleri programında etik estetikten bahsedecek misin dedim. Yani ne zaman yapacaksın? Hıh dedi kendisi. Yok artık, bu kadarı da olur mu demişti. Orucu da bu şekilde anmış olalım. Bitiriyoruz herhalde. Son bir şey vermek istiyorum. Bir spoiler'dı aslında. Son Açık Radyo'nun yeni yayın dönemi başlıyor. Şeyi de Ohannes Şaşkal'ın harika çizimiyle bir dilek ağacı yaptık. Yeryüzünden gelen yeni on ev. Dilek ağacında şöyle bir manzara var, görebiliyor musunuz? Sen tutar mısın lütfen? Ya paramparça olmuş bir ağacın dallarına, kurak dallarına bir dilek bezleri asılmış. Ve burada yeryüzünden gelen yeni 10 emiri söylüyoruz. Hepsi son derece açık ve net. Zamanımız iyice daraldı. Haydi o zaman daha ne bekliyoruz diye. Hepinize birer tane çıkış aldım. Çok sağ ol. Her cinsten çocuğuyla, böyle bitirebiliriz herhalde. Genciyle, yaşlısıyla, kuzeyden, güneyden, her kıtadan, her ülkeden, postmodern kentlisi, kadim yerlisiyle, yeni yetmesi, ulu bilgesiyle, çağımızın tırnak içinde yalvaçlarından yeni 10 emir geldi. İşte onlar. Birinci emir. Yeryüzünde daima usulca yürüyeceksin. Hak ettiği saygıyı ona hep göstereceksin. Nemante Nenkimo, Waorani kadını, Ekvador, Amazon'da. 37 yaşında. İkinci emir. Yeryüzünde hayatın yok edilmesine razı gelmeyeceksin. George Monbiot, İngiltere, 59 yaşında. Üçüncü emir. Umut gelsin diye beklemeyip eyleme geçerek umudu kendin yaratacaksın. Greta Thunberg, İsveç, 19 yaşında.
Dördüncü emir, adil ve sürdürülebilir gelecek için çok geç olmadan harekete geçeceksin. Noam Chomsky, Amerika Birleşik Devletleri, 93 yaşında. Beşinci emir, politikacıyı dürtmenin tek yolu olarak gürültülü protestolara girişeceksin. Fatima İbrahim, Somali, Kanada, 29 yaşında. Altıncı emir, iklim çevre aktivistliği yanında sessizlerin sesi de olmaya çalışacaksın. Lisipriya Kangucam, Hindistan, 11 yaşında. Yedinci emir, umutsuzluk ve çaresizliğin tek çaresi eylemdir. Bunu hiç unutmayacaksın. Jane Fonda, Amerika Birleşik Devletleri, 84 yaşında. Sekizinci emir, muktedirleri eylem ya da eylemsizliklerinden sorumlu tutan medyayı yaratacaksın. Vanessa Nakate, Uganda, 25 yaşında. Dokuzuncu emir, iklim krizini çözmek için kapitalizmi bitirmenin şart olduğunu bileceksin. Jeremy Lent, İngiltere, 62 yaşında. Onuncu emir, risk büyük, zaman çok az, bunu bilip isyandan azıyla yetinmeyeceksin. Naomi Klein, Kanada, 52 yaşında. Emirler açık ve net, zamanımız dar. Hadi o zaman ne bekliyoruz? Yarın 27 yaşında Açık Radyo. Sizlerle birlikte nice yaşları olsun. Hep birlikte olalım. Teşekkür ederim. Ama nasıl çekeceksin? Burada büyük.